Sevgili ailem, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir Gönen Ömerler Mahallesi'ndeyim. Gönen'e 14 kilometre. Köyün tam merkezi bölümünde 952 metrekare arsanın tanıtımını sizlere yapmak için kamera karşısında geçmiş bulunmaktayım. Köyün de tam böyle köy meydanındayım. Köyün olduğu noktadayım. Köyümüz yaklaşık 30 haneli, 80-90 nüfuslu. Gönen 14 kilometre. Cuma ve salı günleri taşıma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma sistemi var. Cumartesi ve perşembe günleri de gezici bakkal var. Öğrenciler de taşımalı sistemiyle Gönen merkeze, okula gidip geliyor. Köyün de tam merkezinde yerimizde köy mücavir alan sınırları buranın belli oldu. Hemen aldığınız gibi kazmayı, küre alıp inşaatı yapmaya başlayabilirsiniz. Yerimizi de zaten içerisinde zamanında ev yapmak için yıllar öncesinde taş getirmişler, tuğla, pirket. Onlar da hazır inşaat olarak da malzemesini de kullanabilirsiniz. Olduğum nokta köyün merkezi. İçerisi kaldırım, yolları, asfalt, yürüyüş köyüdür. Burada böyle çocuk parkı var. Burası da köyün meydanı olduğu için köy muhtarlığı da güzel bir proje düşünmüş. Böyle bir kuraklık gibi yapmış. Köylüler de tarım aletlerini burada getirip park ediyorlar. Şöyle de yerimize doğru hafiften de köy meydanında şey yapalım. Köyümüzün orada kıraathanesi var. Kahvehanesi. Süt toplama merkezi. Köyümüzün sözünde Gönen tek süt bayi alıyor. Başka yerimize doğru da gidiyoruz. Yerimiz zaten burada biraz yerimiz patranlık olmuş. Pislik ama bakımsızlıktan o şekilde böyle yerimiz çift yola cepheli aynı zamanda. Bak böyle. Yerimiz şu şekilde. Şu köşeden şöyle başlıyor. Yaklaşık köyün ana giriş yoluna da 50-60-70 metre cephesi var. Yine altında da köy iç yoluna cepheli bir yer. Bakalım bu yer kime kısmet olacak? Yerimizin içerisine de ufak ufak geçelim. Ya yerimiz çok güzel. Hani yerimize de böyle girdik. 952 metrekare. Çift yola cepheli, hem altta yol var. Hem de üstte asfalt yol var. Burada da mesela alt cephesinde yolu. Burası. Burası alt cephesinin yolu. Köyün tam orta yeri. Köyün merkezinde zaten. İçerisinde armut ağaçları var, şeyler var, çeşitli meyve ağaçları var ama biraz şey olmuş, bakılmamış, pasranlık olmuş. Burada köyün insanların, köylü vatandaşların malzemesini koyduğu ekipmanlar var. Tarımsal malzemeler koymak için depo yaptırmış muhtarlık. O şekilde yerimiz hani pasranlık, arsa vasfında. Ömerler köyü de zaten mücavir alan sınırları da belli. Hemen bugün alıp planı, programı çizdirip inşaata başlayabilirsiniz. 952 metre kare. Gönen'e de 14 kilometre yörük köyü. Salı ve cuma günleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımı var. Onun dışında da köy öğrenci servisi var. Öğrenciler taşımalı sistemle Gönen'e gidip geliyorlar. Pazar ve perşembe günleri de gezici bakkal geliyor köyümüze. Şöyle içerisinde sizlere gezdiriyorum. Çok pasranlık, bakımsız yani. Her yerde karışmış, gitmiş. Ne güzel bak, bu taşlar zaten zamanında buraya muhtemelen ev yapılmak için şey yapmışlar. Temel taşları falan getirmişler. Tabii ki sonra kısmet olmamış. Öylece bırakmışlar. Bak tuğullar da var çünkü. Tuğlasını falan hep zamanında getirilmiş. Sonrasında da kalmış. Tabi bu tuğlalar yeni inşaat aşamasında kullanılacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yaklaşık
Kullanılmaz. Kullanılır bu tollar. Eski tollar, çok eski tollardan bunlar. Eski tollardan mı? Evet, bunların avı bulamasın. Sağlam mı dünyanın? Bunlar çok sağlamdır, istersem hor. Ama hep dışarıda kalmış ya yıllarca. Hayır, kalsın bir şey olmaz abi. Olmaz mı bir şey? Hayır. Öyle abi, olmaz dedi. Çok eski tollar bunlar. 952 metre kare. Bak, tuğlası da dediğim gibi hani buraya ev yaptırmak için malzemeyi getirmişler. Sonrasında da bir şey olmadan, yaptırmadan kalmışlar şöyle yerin genel görüntüsü. Bunlar yıkılmaz değil mi böyle? Hala içerisinde burada hava şey olmuş lan böyle. Köyün meydanı. Bakın. Burada manzara da güzel. Böyle Manyas ovası komple gözüküyor. 952 metrekare. Böyle nasıl ineceğiz buradan? Çıktığın gibi ineceksin diyor böyle abi. Fiyatını açıklamalar bölümünde not olarak düşeceğiz. Aman. Yavaş, şu götüne takıldı böyle abi. Köyün meydanına da tekrardan şey yapalım. Bakın. Biz şimdi normal kapı öbür tarafta da paslanlık olmuş. Oradan girmedik. Buradan böyle geçtik. Buralar tapunun içerisinde zaten. Tapunun içerisinde. Köy şöyle yapalım. Sevgili ailem, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir Gönen Ömerler Mahallesi'ndeyim. Gönen'e 14 kilometre. Köyün tam merkezi bölümünde 952 metrekare arsanın tanıtımını sizlere yapmak için kamera karşısında geçmiş bulunmaktayım. Köyün de tam böyle köy meydanındayım. Köyün olduğu noktadayım. Köyümüz yaklaşık 30 haneli, 80-90 nüfuslu. Gönen 14 kilometre. Cuma ve salı günleri taşıma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma sistemi var. Cumartesi ve perşembe günleri de gezici bakkal var. Öğrenciler de taşımalı sistemiyle Gönen merkeze, okula gidip geliyor. Köyün de tam merkezinde yerimizde köy mücavir alan sınırları buranın belli oldu. Hemen aldığınız gibi kazmayı, küre alıp inşaatı yapmaya başlayabilirsiniz. Yerimizi de zaten içerisinde zamanında ev yapmak için yıllar öncesinde taş getirmişler, tuğla, birket. Onlar da hazır inşaat olarak da malzemesini de kullanabilirsiniz. Olduğu nokta köyün merkezi. İçerisi kaldırım, yolları, asfalt, yürü köyüdür. Burada böyle çocuk parkı var. Burası da köyün meydan olduğu için köy muhtarlığı da güzel bir proje düşünmüş. Böyle bir kuraklık gibi yapmış. Köylülerde tarım aletlerini burada getirip park ediyorlar. Şöyle de yerimize doğru hafiften de köy meydanında şey yapalım. Köyümüzün orada kıraathanesi var. Kahvehanesi. Süt toplama merkezi. Köyümüzün sözünü de Gönen tek süt bayi alıyor. Başka yerimize doğru da gidiyoruz. Yerimiz zaten burada biraz yerimiz pasranlık olmuş. Pislik ama bakımsızlıktan o şekilde böyle yerimiz çift yola cepheli aynı zamanda. Bak böyle. Yerimiz şu şekilde. Şu köşeden şöyle başlıyor. Yaklaşık köyün ana giriş yoluna da 50-60-70 metre cephesi var. Yine altında da köy iç yoluna cepheli bir yer.
Bakalım bu yer kime kısmet olacak. Yerimizin içerisine de ufak ufak geçelim.